O olmasaydı bizler Atatürk'ü sadece tarih sayfalarına yazdırdığı zaferlerinden tanıyacaktık. Hangi savaşa gitti, ne stratejiler uyguladı, kimlerle anlaşmalar yaptı. Ama onun sayesinde hangi türküleri sever, hangi kadını daha çok sevdi, rakısını nasıl içti, kime güvendi, kimden vazgeçti hepsini öğrendik. Çünkü o bizlerin Atatürk hafızası oldu. Bugün Atatürk'ü tanımamızda, onu bu kadar sevmemizde en önemli etkendi. Çocukluğundan başlayıp son nefesine kadar attığı her adım, verdiği her kararda yanındaydı. Bu öyle bir sadakatti ki şimdilerde çevrenize baktığınızda göremezsiniz. Birlikteyken canım cicim diyenler, ayrılınca ben onu zaten sevmezdim deyip kötüleyenler, kandırılanlar her yerde. Ama bir de böyle dostluklar var. Çıkarların olmadığı, anlık değil, koca bir ömürde hiç bozulmadan devam eden dostluklar. Salih Bozok'u Atatürk'süz, Atatürk'ü de Salih Bozok'suz anmak ayıp olur. Buyurun, bütün bir ömrünü Atatürk'e adayan, o olmadan yaşayamayacağını karar verip hayatına son verecek kadar seven ve sadık olan o adamın hikayesi. Salih Bozok, Atatürk'ün kara kutusu. Yanında götürdüğü sırları ve bizlere bıraktığı anılarıyla konuğumuz. Saygı ve rahmetle anıyoruz. Salih Bey, sonradan soyadı kanunuyla bizzat Atatürk'ten aldığı soyadıyla birlikte Salih Bozok. 1881 Selanik'te dünyaya geldi. Annesi Çelebi Hanım, babası Safer Efendi ve omuz omuza bir hayat süreceği, vasiyetinde bile onun yanında olmak istediğini yazdığı Nuri Jonkers'e kayınbiraderi. Mustafa Kemal'in de hem mahalleden hem de okuldan arkadaşı. Aynı zamanda üçüncü kuşaktan akrabalıkları da var. Şemsi Efendi İlkokulu'nda, Selanik Askeri Rüştiyesi'nde ve Manastır Askeri İdadisi'nde beraber dirsek çürüttüler. 1903'te Harp Okulu'nu da aynı zamanda bitirdiler. Ancak ondan sonra Mustafa Kemal'le yolları ayrıldı. Salih jandarma sınıfına seçildi, Türk ordusuna katıldı. Mustafa Kemal ise Harp Akademisi'ne devam ederek kurmay oldu. Salih Bozok'un ilk görev yeri Bulgaristan sınırındaki bir karakoldu. Burada 9 ay çalıştıktan sonra teğmen rütbesiyle İskeçe kasabasında bir birliğe nakledildi. Yıl 1907 olduğunda hala bu göreve devam ediyordu. Zamanın parasıyla maaşı 337,5 kuruş. Şimdilerde kaç paraya tekabül ediyor söyleyemem ama yaşamak için pek de yeterli bir rakam değil. Buradayken İttihat ve Terakki Cemiyeti'ne katıldı. İkinci Meşrutiyet'in ilanından sonra ise Selanik'e öğretmen subay olarak atandı. O sırada Mustafa Kemal de orada kol ağası görevindeydi. Bu çocukluk arkadaşlarının yeniden ve bir daha ayrılmamacasına bir araya gelmesine vesileydi. Mustafa Kemal zaten onu en başından beri ömür boyu yoldaş seçmişti. Bir gün Selanik'teki meşhur Olimpos gazinosunda otururlarken dostlarına gelecekte nasıl iktidara geleceğinden bahsediyordu, mavi gözlerini kocaman ve hevesle açarak. Ve kimlere ne görevler vereceğinden bahsetmişti. Masadaki Fuat Bulca, Nuri Jonker, Fethi Okyar'a görevlerini bildirdikten sonra sıra Bozok'a gelir. Ve Mustafa Kemal, "Salih, seninle hiç ayrılmayacağız. Seni yaverim yapacağım," der. "Peki sen ne olacaksın?" diye soranlara da "ben size bu görevleri verecek adam olacağım," cevabını verir. Zaman geçince Mustafa Kemal bu dediklerinin hepsini teker teker yapar. Yalnız o zamana kadar Salih Bey, İttihat ve Terakki'nin güvenilir bir üyesi olarak 2. Abdülhamit'in muhafızlığını yapacaktı. 1912'nin sonlarına doğru Selanik Yunan işgaline uğrayınca 2. Abdülhamit Beylerbeyi Sarayı'na nakledildi ve Salih Bey de onunla İstanbul'a geldi. Atatürk'le buluşması bundan tam 5 sene sonra Yıldırım Orduları Grup Komutanı olan Atan'ın onu başyaverliğe çağırmasıyla gerçekleşti ve bir daha hiç ayrılmadılar. O saatten sonra Atatürk'ün sırdaşı, dostu, en güvendiği kişi, kara kutusu, yol arkadaşı oldu. Ebediyete yolculuğuna bile yalnız bırakmayacak kadar sadıktı ona ve onunla olan yolculuğuna. Atatürk ordu komutanlığından istifa edince ona da askerlikten çekilip emekli olmasını tavsiye etti. Ama emekli maaşıyla geçinemiyordu. Ticaretle, ufak tefek zahire işleriyle ilgilenip kömür ve odun sattı. Ata temsil heyetiyle Ankara'ya gelince onu da yanına aldı. 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasıyla Bozok da yaver oldu. Milli mücadele başlarında ortaya çıkan, sonradan milletvekili seçileceği Yozgat'taki isyanın bastırılmasında büyük pay sahibiydi. Sakarya, büyük taarruz başlarında ve milli mücadele boyunca da Atan'ın yanından hiç ayrılmadı. İlk meclise girişi 1923 Temmuz'unda o zamanki adı Bozok olan Yozgat'tan milletvekili seçilmesiyle oldu. 27 ve 31 yıllarındaki seçimde de Bozok milletvekili olarak meclisteki yerindeydi. Sonraki 1935-39 seçimlerinde ise Bilecik'ten seçildi. Fransızca bilen vekiller arasındaydı. 1934'te soyadı kanunu ile birlikte milletvekili seçildiği şehrin soyadını verdi Atatürk ona. Latife Hanım'la evlenmesine de o vesile olmuştu, evliliklerin devam etmesine de.
Nikahta şahitleri de yine oydu. Latife Hanım Salih Bozoğ'u ikinci babası olarak görürdü. Birçok kez Atatürk hakkında mektuplaşmaları vardır. Hatta bir keresinde atayla araları gerginken Salih Bozoğ'tan babalık vazifesini yerine getirmesini ve eşiyle arasındaki gerginliği dindirmek için atayla konuşmasını rica etmişti. Sadece özel hayatında değil, devlet işlerinde de ilk danıştığı ve güvendiği kişilerden de Atatürk'ün. Bunu bilen İsmet İnönü de birçok defa ondan yardım istemiştir. Hatta 1932'de Ata İsmet İnönü'ye kızıp başbakanlık görevinden istifa edip istirahate çekilmesini söylediğinde İsmet İnönü pişmanlığını dile getirmek için Gazi'nin kıramayacağı tek insansınız diyerek aracı olarak Salih Bozoğ'u kullanmıştır. Ve beklediği gibi de sonuçlanır. Salih Bozoğ, Gazi'nin sinirini yatıştırarak ikilinin arasını düzeltmiştir. Annesi Zübeyde Hanım'ın vefatını da ondan öğrenmiştir atamız. Çok sevdiği ama kavuşamadığı Fikriye'nin mezarını da. Salih Bozoğ'un hayatı Atatürk, Atatürk'ün tüm sırları, tüm hayalleri, tüm rüyalarının kara kutusu da Salih Bozoğ olmuştur. O kara 10 Kasım günü yaklaştıkça Salih Bozoğ da bunun üzerine düşünmeye başlar. Tüm hayatını adadığı adamın yokluğunda kendinin de yaşayamayacağını anlar. Mustafa Kemal sayesinde yaşadım ve her şeye kavuştum. Şimdi samimiyetle söylemeliyim ki artık yaşamaktan, Mustafa Kemal'in olmadığı bir dünyada yaşamaktan hiç ama hiç zevk almıyorum diyecek kadar ona bağlıdır. Atatürk hasta yatağında günden güne kötüye giderken planını yapmaya başlar. Bir yandan atanın her şeyini not alıyor, diğer yandan da kendisi için planını hazırlıyordu. Atanın son günlerinde, son sözlerine kadar her şey onun bu dönemde aldığı notlarla bize ulaştı. Hatta son gülümsemesini bile Salih Bozoğ'un anlattığı bir rüyasına karşı yapmıştı. Askerlik zamanında bazı askerlerin beyninden vurulduğunda kiminin kör olduğunu, kiminin de öldüğünü görmüştü. Ama o kesin bir sonuç peşindeydi. Doktorlara çaktırmadan soru sormaya başlar. Kesin ölümün kalpten mi yoksa beyinden mi vurularak olacağını öğrenmeye çalışır. Kalpten olduğunu öğrenir. O günden sonraysa her gün tentridiyotla kalbinin olduğu yeri işaretler el kaymasın diye. Atanın yanında daha rahat durabilmek için ailesini Avrupa'ya göndermişti. Evde sadece 17 yaşındaki oğlu Muzaffer vardı. Ama onunla da görüşemiyorlardı çünkü Salih Bozoğ sabahlara kadar atasının başında nöbet tutuyor, eve bile gitmiyordu. 10 Kasım'dan bir gün önce defterine şunları not etti. Allah'ım ya Atatürk'ü kurtar ya benim canımı al. Veda filmini de izleyenler hatırlar, film bu sahneyle başlamıştı. 10 Kasım geldiğinde sabahın erken saatlerinde ata iyice fenalaşmıştı. Artık o vahim sonuç kesindi. Aşık Veysel'in de dediği gibi deva olsa ataya deva olurdu. Ama yoktu. Salih Bozoğ, oğlu Muzaffer'i alması için şoförlerden birini görevlendirdi. Azar yiyeceğini düşünerek babasının yanına korkarak gelen Muzaffer çok daha büyük bir şeyle karşılaştı. Karşısına aldığı oğluna, ''Oğlum, ata ölüyor. Sen artık büyüdün. Bil ki Atatürk ölürse ben de hayatıma son vereceğim.'' dedi. Annesini ve kardeşlerini ona emanet ederek gönderdi. Odasına geçip kağıdı aldı ve eşi Pakize'ye bir veda mektubu yazdı. İşte o gün gelmiştir. Ben artık aranızdan çekiliyorum. Senden çok memnun olarak ayrılıyorum. Ben hayatımı Atatürk'ün hayatına bağladım ve ondan sonra yaşamamaya karar verdiğim için hayatıma nihayet verdim. Fazla teessüre mahal yoktur. Ebediyen arzı veda ederim sevgili karıcığım, Pakizem. Ve o gün saat 9:05 geçe 71 numaralı odada o mavi gözlerini ebediyen yumdu Atatürk. Salih Bozoğ yatağa doğru eğildi, elini öptü, atasına vedasını etti ve hızlıca odasından çıktı. Nereye diye soranlara, gidiyorum, işim bitti artık benim diye cevap verdi. Sonradan defterine şunları not edecekti. Kalbim iki değirmen taşı arasına düşmüş bir buğday tanesi olsa anca bu kadar ezilirdi. Ne ağlayabiliyor, ne konuşabiliyor, ne de konuşulanları anlıyordu. Atanın ölümüyle ortamda derin bir sessizlik vardı. Ve bu sessizliği bir silah sesi bozdu. Salih Bozoğ, ahiret yolculuğunda bile Atatürk'ü yalnız bırakmaya razı olmayarak önceden hazırladığı silahıyla, önceden tentridiyotla işaretlediği kalbine hiç tereddüt etmeden ateş etmişti. Yanına vardıklarında kan revan içinde ve baygındı. Ama ata, anlaşılan onu yanında götürmeye razı değildi. Sonradan kızının yıllarca koynunda kolye olarak taşıdığı silahtan çıkan kurşun birkaç milim sapmış, akciğerini boydan boya delip geçerek sırtına saplanıp kalmıştı. Hemen hastaneye kaldırıldı. Atatürk'ün doktorlarından Mim Kemal Öke Bey'in de yardımıyla bir dizi ameliyattan sonra yeniden hayata döndü. Ama sadece hayata dönmüştü, yaşamıyordu. Bana ölenle ölünmez diyorlar. Ben ölenle ölmüyorum ki. Yaşayamadığım için ölüyorum diyordu. Ayağa kalktı ve milletvekili görevine devam etti.
ama bir yanı artık yoktu ve önceden de dediği gibi hiçbir şeyden zevk almıyordu. Sağlık durumundan şikayet ederek Yalova'ya çekildi. Zaten geçirdiği ameliyatlar ve kalp hastalığı nedeniyle de günden güne sağlığı kötüye gidiyor, o da çabucak atasına kavuşmak için gün sayıyordu. Aile ve dostlarına vefat ettiğinde bir süre önce ölen dostu ve kayınbiraderi Nuri Jonker'in yanına gömülmek istediğini vasiyet etmişti. 25 Nisan 1941'de İstanbul'daki Suadiye Köşkü'nde hayata veda etti. Dediği gibi Nuri Jonker'in yanına defnedilmek üzere naaşı trenle Ankara'ya götürüldü. Ve o gün gazeteler Salih Bozok öldü yazmadı. Salih atasına kavuştu yazdı.